Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gürkan ve bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft icatlarıyla da karşınızdayım. Evet, bugünkü Minecraft icatımızda size rastgele eşleştirici sistemi göstereceğim ve bu rastgele sistemi %30 şans, %50 şans gibisinden şeyleri nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Mantığı çok basit. Minecraft'ta rastgele sistemi yaparken bunun birden fazla yolu var ve ben de size bunun 5 ayrı yolunu göstereceğim. Bakalım bunlar neymiş? 1, 2, 3, 4, 5 tane ayrı bir yer alan hazırladım. Bunların üçü Minecraft'ın içerisinde maplerinizi yaparken kullanabileceğiniz şeyler. Ve bunların ikisi de datapack'lerde kullanabileceğiniz komutlar. Hazırsanız geçelim. Evet, ilki %50 şans. Bu nasıl çalışıyor? Yani %50 bir şans var. Ya yazı ya da tura gelecek gibi örneğin. Bakalım bu sistem nasıl çalışıyormuş. Böyle bu şekilde bir kurulumu var. Ve bakalım ne oluyor. 2 gelmiş. 1 geldi. Gene 1 geldi. Yine bir geldi. 2 geldi. 1 geldi. Gene bir geldi. Tamam, bu bir harbiden bu şans. Sürekli bir gelmiş şu an, bunu şans yani. Evet, şu an harbiden şans. Şansıma sürekli bir geliyor. Mesela şu anda sürekli 2 geliyor. Yani bu şans, cidden bir şans. Nasıl çalışacağız da mantığını anlayacaksınız. Hemen bunu yapmaya geçelim. Gerekli malzemeler: 1 adet bırakıcı, 1 adet huni, 1 adet kızıltaş inleyici, kızıltaş karşılaştırıcısı, bir adet kızıltaş inleyicisi ve kızıltaş. Bir de yapışkan piston lazım. Tamam. Şimdi bırakıcıyı buraya koyuyoruz ve üstüne bir tane huni koyuyoruz. Sonra da buradan önüne yol çizeceğiz. Karşılaştırıcıyı buraya. Buraya 3 adet yol. Ve sonra buraya bu şekilde bunları koyuyoruz. Ve buralarda bunları. Ardından tek gereken şey de bunlar. Buraya bir tane yapışkanlı piston ve bir de komut bloğu lazım. Buralarda komutlar koyuyoruz ve buraya say 1 ya da yazı tura diyelim, say yazı, say tura. Şimdi öncelikle bunun nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Huni'yi koyalım buraya ve bir tane de buraya bundan koyalım ve 3 adet yol çizelim. Şimdi elimize 2 adet item alıyoruz. Birincisi stacklenilebilir item. Bir de stacklenmeyen item. Şimdi bu stacklenmeyen item gördüğünüz gibi bakın üst üste koyulmuyor. Bunlar yani stacklenmiyor. Yani bu bir adet bir kılıç. Yani bundan ikinci üstüne koyamıyoruz. Ama blokları üst üste gördüğünüz gibi koyabiliyorsunuz şu şekilde. Yani bu stacklenilebilir item. Bu stacklenemez item. Ve eğer bunun içerisinde bir tane item koyarsam, blok koyarsam, yani stacklenebilir bir item koyarsam buradan bir adet kızıltaş çıkar. Ama ben buraya bir kılıç atarsam gördüğünüz gibi 3 adet sinyal gönderir. Ama bunun yerine ben 64 adet blok koyarsam yine aynı şekil 3 adet sinyal ilerler. Yani bir kılıç 64 adet bloğa eşittir. Tamam. Bunu anladığımıza göre demek ki sistemde de böyle bir şey yapabiliriz. Bunun içerisine bir adet kılıç ve bir adet blok koyuyoruz. Tamam. Ve şu anda bakalım ne olacak? Çalışacak mı göreceğiz. Aldık butonu. Bastık. Hem yazı hem tura geldi. Neden? Buraya kılıç çıktı. Buradan sistem buraya doğru ilerledi. Bunu çalıştırdı ve aynı zamanda bunu çalıştırdı. Bunu önlemek için bunu en geriye kadar çekelim. Şu an o hata olmaması lazım. Bastık. Tura ve yazı. Neden? Bunu gene ittirdi. Bu geri geldiği zaman bu da buna sinyal verdi. Hala bu sorun çözülmüş değil. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle koyduk. Deneyelim bakalım bu sefer ne olacak. Bundan koyduk. Ve bunu buraya koyalım. Bundan buraya koyalım. Buralara böyle yapalım. Ve bir iki şuraya da şundan koyacağız. Tamam. Bunu da bir tık geri çekelim. Neden geri çektik onu da bir göstereyim önce. Bastık. Yazı geldi. Bir daha bastık. Tura geldi ve yine yazı dedi. Ben bunu da geri çekersem, hani yavaşlatırsam sistemi, tura gelir ve yazı görünmez. F3'te bir daha tura geldi yine. Gene tura geldi. Gene tura geldi. Bakın iki ayrı itemimiz var ama. Heh, yazı geldi şimdi de. Gene tura geldi. Yazı geldi. Mesela bunu şey yapalım. Kılıç item, kılıç item, kılıç item, kılıç item, item, item. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tamam. Bastık. Tura geldi. Tura geldi.
Yazı geldi. Yazı geldi. Tura geldi. Yazı geldi. Tura geldi. Ve şu an yüzleri ihtimali sürekli daha çok tura gelme ihtimali var. Çünkü neden? Kılıçların yönü daha fazla şu anda. Yine yazı geldi mesela. Artık kılıçlardan bir adet. Şey, yazı gelme ihtimali bir adet. Tura gelme ihtimali daha çok oldu. Tura. Tura. Çünkü neden? Çok fazla kılıç var. Aldık. Yazı. Bunu da koyalım. Yazı. Tura. Buraya farklı bloklar koyabiliriz. Bu sayede düzelebilir bu sistem mantığı. Ama yazı tura gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet. Bu icat bu şekildeydi. Şimdi gelelim ikinci icadımıza. 1 ile 9 şans arası şans, yani 1 ile 9 arası şans sistemi. Bakalım bu nasıl çalışıyor. Evet, burada gördüğünüz gibi 9 adet komut var. Çünkü neden? 1 ile 9 arasıydı. Ve burada da butonumuz var. Bakalım ne oluyor. 2 geldi. 4 geldi. 1 geldi. 8 geldi. Peki buna %10'luk %50'lik şansı nasıl yapılır? Önce bir sistemi anlatayım. Ondan sonra bu da işte %30 şans, %50 şans yapılabiliyor. Onu göstereceğim. Silelim bunları. Ve bize gerekenler. Bir adet bırakıcı. Bir adet huni. Karşılaştırıcı. Tamam. Bir adet de blok alalım. Give bana bir de combat blok var. Tamam. Bırakıcıyı koyduk. Üstüne bir adet huni koyduk. Şimdi bunun içerisine item atmamız lazım. 3 adet item'ı göstereyim. Ondan sonra zaten 9 tanesinin mantığı aynı. Yazımı kolay olan şeyler koyarsanız işiniz daha kolay olur. Örneğin ben taş aldım. Sonra ne alayım? Kum alayım mesela. Bir de cam alalım. Glass. Onu da yazmak kolay. Tamam. Cam da aldık. Şimdi taşı koyduk. Kumu koyduk. Camı koyduk. Üçü de burada. Şimdi ne yapıyoruz öncelikle? Hatta bunları bir elimize alsak mı? Yok, kalsın. Tamam. Ne yapıyoruz öncelikle? Buraya bir tane komut koyuyoruz. Ve bu komut bloğunu koyduktan sonra buraya bu bloğun bunun içindeki eşyayı algılatmamız lazım. Execute if block. Bunun içinde hopper bu koordinatlar değer hopper varsa ama MBT bunun içerisinde de items iki nokta üst üste bu bir dosya. Dosyanın içinde yine bir köşeli parantez. ID iki nokta üst üste iki tane tırnak işareti. Mine giraffe iki nokta üst üste ne yapalım? Taşı yapalım önce hatta. Stone. Başarısız oldun. Yani şu an stone yok. Zincirleme her zaman etkin. Ve run say 1. Bunları al. Sadece taş kalsın. Bunu alalım. Bastık. 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Ama bizim sadece bir kere bir yazmasını istiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Bunun önüne bundan koyacağız. Ve bu ışık yanması gerekiyor. O yüzden say komutunu kullanamayız. Bunun sürekli çalışmanın birden fazla yolu var. Birinci yolu şu. XP set bütün herkesin XP'sini sıfırla. Bunu yaparsak ben butona basınca ışık yanacak. Ve tek yapmam gereken bunun önüne komut bloğu koymak ve say 1 demek. Bastım. Say 1 bir kere çıktı. Say 1 bir kere çıktı. Mantığı bu. Gelelim ikinci yönteme. Bu sefer bir blok üstte koymamız lazım. Nedenini şöyle anlatayım. Ben iki tane komut koyarsam ve say 1 ile say 2 yazarsam ve buna sinyal gönderirsem say 2, say 1 ikisini aynı anda yollar. Bunun olmasını önlemek içinse ne yapıyoruz? Bunu bir blok üstte taşıyoruz. Tamamdır. Şimdi bunu kopyalayalım. Aynısını yazalım. Bu sefer stone değil. Sand. Kum. İkinci yöntem, bunu yaparsanız XP'yi sürekli sıfırlar ve eğer bunu maplerde bir yerlerde XP'niz işine yarayacak bir yerde kullanırsanız XP'yi kullanamazsınız. Çünkü yoksa XP'niz sürekli sıfırlayacak. Bunun yerine ikinci taktiğimiz olan bir skor tahtası oluşturmak. Scoreboard objective ADD boş dummy. Benim zaten boş diye bir skor tahtam var. O yüzden oluşturamıyorum. Scoreboard Players ADD boş isimli biri olsun ve boşuna bir ekle. Tamamdır. Ve bu arada şunları da bir sileyim.
Clear, remove. Pardon, objektif. Remove. Boş kalacak. RAM bunlar kalacak. Bunlar silecek. Bir deneme videosu çekmiştim daha öncesinde de bunları o yüzden silmeyi unutmuşum. Rastgele 2. Tamam. Evet. Tamamdır. Eğer burada bunu yaparsak boşluğa bir ekle dedik. Ve aynı şekilde yine şimdi bunları koyalım. Say 2. Ve bakalım ne olacak görelim. Scoreboard objective. Set display cdper. Boş. Ve artık bunun içine bir de kum da koyabiliriz. Bastık. Taş geldi. Yine taş geldi. Yine taş geldi. Ya bu rastgele sistem Minecraft'ın kendi rastgele sistemi. O yüzden benim bir suçum yok. Bu harbiden şans. Bakın. Boşu skorunu arttırıyor ve ilerliyor. Yani bu boşta zaten boş bir scoreboard olduğu için pek bir önem fark etmiyor ama iki yazısı yine de çıkıyor. Şimdi gelelim üçüncüye. Yine aynı şekilde bundan koyuyoruz. Ve bu sefer XP yerine bir üçüncü şeyde. Örneğin scoreboard da istemiyorsunuz. Boş yere burada bir tane scoreboard çıkmasını da istemiyorsunuz. Tabi burada bu görünmeyecek. Scoreboard Objective Set Display CD yapar. Görünmeyecek bu yazı zaten. 2. Bakın 2 de çalıştı. Görünmesini istemiyorsunuz. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Üçüncü yöntem de şu. Bir alana komut blok koyun. Oraya set blok bir blok üstüne hava koy. Ve bunun üstünü koordinatlarını alalım. Set blok redstone alt-tire blok. Koyduk. Hava koydu. Buraya gelelim. Bu komut. Bunları slash'la silin. Tamam. Koyduk. Koyduk. Say 3. Tamam. Ve buna gelelim. Stone değil. Glass. Tamamdır. Artık cam gelirse de buraya redstone gelmesi gerekiyor. 3. Bakın redstone geldi. Çalışıyor da. Böyle 3 ayrı yöntem var. Peki bunu %30 %50 şans nasıl yaparsınız? Örneğin bu bize demir veren bir eşya olsun. Ve bu da bize elmas veren eşya olsun. Ben demiri daha sıklıkla vermesini istiyorum. Elması ise daha nadir vermesini istiyorsam ne yaparım? Give et a iron altre ingot Give et a iron altre ingot. Şu anda 3'te 2 bize demir verme ihtimali var. Ve Give et a iron altre ingot. Yok. Diamond. Ve 3'te 1, 3'te 1 ihtimalle bize elma verecek. Yani 3'te 2 ihtimalle demir kazanacağız. Üste 3'te 1 ihtimalle elmas kazanacağız. Bakalım ne olacak. Bastık. Demir geldi. Bastık. Elmas geldi. Bastık. Yine elmas geldi. Demir geldi. Demir geldi. Elmas geldi. Yani 3'te 1 ihtimalle elmas gelme şansımız var. Mesela gene elmas geldi. Gene elmas geldi. Demir geldi. Demir geldi. Elmas geldi. Demir geldi. Elmas geldi. Demir geldi. Demir geldi. Elmas geldi. Demir geldi. Demir geldi. Elmas geldi. Bu şekilde 3, 3'te 1 ihtimalle demir, elmas 3'te 2 ihtimalle demir gelecek. Bunu 9 yaparsanız 3'te 3 ihtimalle demir, 3'te 1 şey 9 yaparsanız 9'da 3 ihtimalle demir, 9'da 1 ihtimalle elmas falan. Buna göre biraz rastgele sistem, yüzdelik sistem ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen sizin hayal gücünüzde bu. Evet, gelelim diğer sisteme. Bu rastgele sistemlerde en kolayı ve en rastgeleştirici olanı. Minecraft'ın gene kendi rastgeleştirici sistemini kullanıyor. Ama Hopper mantığını değil, bu sefer daha farklı bir mantığını kullanacağız. Armor Stand ya zırh askısı mantığını kullanacağız. Bakalım nasıl görünüyor. Böyle görünüyor. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Koyduk. 1. Gene 1 geldi. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. Tam bu cidden rastgele. Hani sürekli böyle 2-2-2 dediğine bakmayın, bu harbiden rastgele. Sadece şansıma, videomu trollüyorlar bunlar benim, evet. Bunlar videomu trollüyorlar şu anda. Normalde rastgele. Ama sürekli 2-2-2 gelmesi rastgele. Tamam, bakalım bu nasıl yapılıyormuş. Sildik. Şimdi ilk önce bir alan belirliyoruz. Örneğin şu alanı seçtik. Ve şu alana koyacağız. Yani bu alanlarda armor stand olacak. Ve buralarda command blok koyacağız. Hemen koyalım.
Tamamdır. Bunları da koyduk. Buraya say 1. Buraya say 2. Buraya say 3. Ve bunu çoğaltmak bundan daha kolay. Tek yapmamız gereken şey yanına bir tane daha koymak, say 4. Yanına bir tane daha koymak, say 5. Ve bunların altlarına armor stand'leri yerleştireceğiz. Duruyorsunuz bunun altında. Summon armor alter stand. Bizim bulunduğumuz yere. Ondan sonra MBT datasına gireceğiz ve içine de Just Tom Name 2 nokta üst üste 2 tırnak işareti. Bunu zaten bir önceki videomda da anlatmıştım. Armor Stand'lerle uğraştığım mantıkta. Lavlar yükseliyor videosunda Armor Stand'in çalışma mantığını anlatmıştım. Ters slash tırnak işareti. Ve buraya da rastgele ismi olsun. Yine ters slash tırnak işareti yapıştırdık. Bir yanına gelelim. Yapıştır. Bir yanına gel. Yapıştır. Bir yanına gel. Yapıştır. Kaç oldu? 4. Bir tane daha lazım. Bir yanına gel. Yapıştır. Mesela bu yamuk olmuş. Kırdık. Bir daha yapıştırdık. Tamamdır. 5 adet armor standımız var. Bunları şimdi çalıştıracak bir buton ayarlamamız lazım. Peki o komut ne? Execute add at i. Type eşittir armor stand. Virgül name eşittir rastgele. Virgül limit bir tane. Yani bu komutu sadece bir tane armor stand ismi rastgele olan bir kişi üzerine uygula. Ve short değil tabi. Short. Sort. Ha. Random. Yani rastgele bir tane armor stand'in şeyine hani üzerinde uygulat bu komutu. Ha, şükür. Run set block armor stand'in olduğu yerin iki blok üstüne redstone alt tere blok koy. Çat 3 koydu. Yapıştırdık. Tamam, bir de buton alalım. Çat 1 dedi. Çat 3 dedi. Bir de şimdi bu üstü sıfırlamak lazım. Fil şu köşeden şu köşeye hava tak ve bir tane daha komut blok koyuyoruz ve bunu da her tekrar arayıcı her zaman etkin ve artık buraya blok koyamıyoruz. Bastık 4 geldi. 1 geldi. 5 geldi. 2 geldi. 2 geldi. 2 geldi. Bir de mi trollüyorsun lan? Tamam 2 geldi. Mesela hiç 3. Hiç 3 duymadım ben. Hocam 3. Hocam 3. Üçümüz var değil mi? Var. 3. Lan 3. Hocam 3. Lan bir 3'ü söyle. Tamam şükür. Bunun yine aynı şekilde mesela 5. Şu an bu 5'te 5 ihtimal. Buraya demir yazdınız. Demir yazdınız. Demir yazdınız. Elmas yazdınız. Demir yazdınız. Örneğin. Ne olacak? 5'te 4 ihtimalle demir, 5'te 1 ihtimalle elmas verecek. Bu şekilde rastgele bir sistem. Şimdi güzel hocam, bu üç iyi güzel rastgele çalışıyor. Eyvallah. Ama Minecraft'ın içerisinde yani datapack'te bunları kullanamazsınız. Peki datapack'te kullanmak istiyorsunuz bu rastgele sistemi. Onu nasıl yapacaksınız? O da böyle. Sınırsız bir şekilde bakın bu şu an sınırsızdı ya. İstediğiniz kadar çoğaltabilirdiniz bunu. Bu da aynı sınırsız bir şekilde komutlarla, sadece komutlarla rastgele sistem. Bunu da datapack'lerinizde kullanabileceksiniz. Çalışma mantığı bu şekilde. Bakalım ne olacak? Bastım. 6 geldi. Bastım. Hiçbir şey gelmedi. Çünkü bir ihtimalle 11 yazısı geliyor. Onu yapmazsan da 10 gelmiyordu. Bu hatayı niye böyle oluyor anlamadım. 10 geldi. 3 geldi. 6 geldi. Antınca siz de mantığını anlarsınız. 4 geldi. Bakın mesela bu 11 olduğu için şu an öyle diyor. Ben bunu gidip de 10 yapsaydım. Ve bunu her zaman etkin yapsaydım 10 çalışmayacaktı. Ama ben bunu nedense 11 yaptığım zaman pardon. Ben bunu 10 yapsaydım tekrardan 10 görünmeyecekti. Ama ben bunu 11 yaptığım zaman bu sefer 10 da çalışıyor. Ama nedense bu sefer buraya 11 de geliyor. Yani ben buraya 11 dersem ve ben bunu da 11 yaparsam nedense 11 çalışacak. Beni trollü. Çalışmıyormuş. Ama 11 skoru şurada bir saniyesini görebiliyoruz. Ve bazen ona denk getirirsek de çalışmıyor sistem.
3 8 9 4 10. Bakın bu daha rastgeçtirici görünüyor değil mi? Hani aynı komut sürekli çıkmıyor gibi. Ama hayır, size bir itirafta bulunacağım. Bu aslında o kadar da rastgeleştirici değil. Çünkü ne yapıyor? Birden 10'a kadar sayıyor ve sonra geri sıfıra düşüyor. Yani ben bu butona sürekli sağ tıkla basılı tutarsam... Bu sefer de böyle olacağı tutar. Hayda. Normalde bu sürekli aynı komut çalıştırıyordu ama bu 10 herhalde büyük sayı. O yüzden bakın rastgele sistem sürekli çalışıyor. Başka bir şey söylüyor. Güzel. 1 dedi, 8 dedi. 2 diyecek mi yoksa yine aynı rasyonel sayılar arasında gidip gelecek mi? 3, 10 dedi, 6 dedi, 2. Tamam, harbiden çalışıyor bu şekilde. Güzel. Normalde şunu şöyle bir göstereyim size mantığını. Hani bu o kadar da iyi değil. Şöyle gelelim buraya. Öncelikle bir skor tablosu oluşturacağız. Scoreboard, objektif, ADD, rastgele 2. Çünkü rastgele 1 var. Dummy. Sonra scoreboard, objektif, set display, sniper, rastgele 2. Tamam. Buraya say 1 yok. Scoreboard, players, ADD, bütün herkesin rastgele ikisine bir ekle. Her zaman etkin. Tamam. Çalışıyor. Tabii. Evet, şu anda sürekli bu bir ekleyecek ve sonsuza kadar ilerleyecek. Bunun ilerisine bir komut daha koyuyorsunuz. Zincirleme, koşulsuz, her zaman etkin. Scoreboard, player, set, bütün herkesin ama scores eşittir. Rastgele, köşeli parantez, rastgele eşittir. Kaç istiyorsanız, örneğin 5 olsun çünkü 5 tane komutla direkt hızlıca gösteririm. Siz isterseniz bunu 100 yapıp 100 komut kullanabilirsiniz. 5 yapalım. 5 ve üstü varsa ne yapacak? 0'a çekecek. Yok. Rastgele 2 0'a çek. 1'e çek. Çünkü 0'a çekersek 0 da oraya yazar. Bakın. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sürekli çalışıyor. Gelelim buraya 5 adet komut koymaya. 3 4 5. Bunları işte datapack'in oraya yazacağınızı varsayıyorum. Şimdi gelelim buraya. Scoreboard, players, pardon, execute, if, block, yok, if, entity, at a, şöyle, scores eşittir, köşeli parantez, rastgele eşittir, bir ise say, run say 1 yaz. 2 yaz. Rastgele skoru 2 ise. Hani 3 değil, 1 değil, 2 ise. 3 yaz. Rastgele skoru 3 ise. 4 yaz. Rastgele skoru 4 ise. 5 yaz. Rastgele skoru 5 ise. Tamam. Çalıştı. Sınırsız komutlara rastgele blok. Tabi buraya basmayacaktık. Eyvah. Az daha sıfırlayacaktım. Az daha yaptım. Bütün her şeyi silecektim. Tamamdır. Butonu da koyalım. Bastık. 4 dedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan. 3 dedi. 5 dedi. Bu kaç şu an? 5. 6 mı görürüm ben orada? Umarım görmüyorumdur. Bir dakika. 6. Her zaman etkin. 6'yı görüyorum orada. Koşulsuz. Niye 6 var lan orada? Burada harbiden 6 var. Az önce böyle değildi. Bunu 6 yaparsam 7 görür müyüz? Şu an 7 yok. Deneyelim. Bakın şu an 7 yok. Ama 5 yapınca 6'yı gördük. Aa, 7 de var. Ne oluyor lan?
Az önce bu böyle değildi. Harbiden benim videomu trollüyorlar ya. Neyse 5 yapınca eğer oluyorsa 6 oluyorsa 6 yaparsınız. Yani hep bir üste çıkıyorsa ona göre yaparsınız. Yani 5 yaptım 6 mı çıktı? Tamam. O zaman 4 yaparım. 4 yaparım. Ha bu durumda 5'e kadar çıkar hocam. Bu da 5. Bastım. 5 çıktı ha şükür. 4 çıktı. 2 çıktı. Dalga mı geçiyorsun? Hangisi çalışmıyor? Her zaman etkin. 1 çalışıyor. 2 de çalışıyor. Bunları böyle deneyebilirsiniz. 3 de çalışıyor. Eyvallah. 4 de çalışıyor. Her zaman etkin. 5 de çalışıyor. Niye peki hala sorun çıkartıyorsun sen bana birader? 6. Hala 6 mı var? Hala 6 var ve ben bunu 4 yaptım. 3. İki. Bir. Dalga geçiyor benimle herhalde. Allah Allah. Bir lan bir. Rastgele iki. Allah Allah. Dalga geçiyor benimle herhalde. Bakın normalde şunu göstereyim. Aynısı rastgele skoruna 1 ekle. Rastgele skoru 11 ise 0'la ve ben buraya gidip de benim kopyaladığım şey rastgeleymiş. Oysa ki ben burayı rastgele 2 yazmıştım. Ben buraya rastgele 2 yazmıştım. Ama anladınız. Eğer rastgele skoruna 1 ekliyor, rastgele skoru 11'e yapıyor. Ve sonra rastgele skoru 4 ise say 4. 10 ise say 10. Bunun hatasını da şimdi size göstereyim. 5'ten sonra 0'la. Basalım. 3, 1, 5. 3, 1, 5. 3, 1, 5. 3, 1, 5. Bakın. Sürekli sağ tıklıyorum ve 3, 1, 5. 2 yok. Bir tık gecikme yaparsam. 1, 5, 1. Bir tık daha gecikelim. 5, 3, 1. Bir tık daha gecikelim. 2 yok mu lan? 2 var. 1, 5. Allah Allah. Hocam videomu trollemeye bu kadar meraklı mısınız lan? 2 çalışmıyormuş. Niye? Küstü mü bize? Burada 2'yi de göremiyor zaten. 6 yaparsam. On yaparsam. Rastgele 2. İki. Hocam. Bu benim yerden videomu trollenen bir şeyler var. Normalde çalışması lazım. 3 7 Ha. Şükür hatayı sonunda görebildik. Oh be, Herobrine videomu trollemekten vazgeçti. Sürekli sağ tıkladığınızda böyle bir yazıyla karşılaşmanız gerekiyordu normalde. Mesela bir saniye durdum. Ve sürekli 9 gelmeye başladı. Yine bir saniye bekleyelim. Böyle bir saniye bekle. 7, sürekli 7 gelmeye başlayacak. Yine bir saniye bekleyelim. Basalım. Başka bir sayı gelsin. 5. Sürekli de 5 geliyor. Heh, şükür. Oh.
Rahatladım. Böyle bir hata gelmesi gerekiyordu. Bu hata bir türlü gelmedi. Arkadaş, videomu trolleyen biri mi var bu sayı? Yo. Niye böyle oldu anlamadım. Tamam. Anladınız. Umuyorum. O kadar trollden sonra. Evet, gelelim benim en sevdiğim icadıma. Bu icada ben bayılıyorum. Şunu 2 dakika bir yok edebilir miyiz hocam? Tamam. Gelelim en sevdiğim icadıma. En kolay sınırsız rastgeleştirici sistem komutları. Bu acayip seviyorum. Yapımı çok kolay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 tane komutla bu iş tamam. Ve mesela ben bunu 10 değil de 100 arası istiyorum. Yapıştır. Şimdilik onunla ilgili göstereyim de, çünkü şurada onunla ilgili sistem var. Bastım. Bastım. 6. 3. 3. 4. 8. 0. 1. Şimdi ben buraya bir de şunu anlatayım. 10 yazdıysam 0 ile 9 arası. 11 dersem 0 ile 10 arası olacak şimdi. 9. 5. Zaten en son komutta 9 olması lazım. 10 yok zaten. 10 yok. Evet, eğer olsa 11 yap. Eğer olmuyorsa zaten hiçbir şey yapamaz. Ha, yok, 10 varmış, tamam. 10 varmış. 3, 6, 2, 8, 4. Tamamen rastgele. Basılı tutayım. Hiçbir şekilde şey olmayacak. Rastgele. Gelelim bunun çalışma mantığına, nasıl çalıştığını anlatmaya. Yok edelim. Bize bir komut bloğu ver. Şimdi ilkini koyduk. Minecraft'tan öncelikle bunu nasıl işlediğini size anlatayım. Minecraft'ta ya da işte genel bir rastgeleştirici komut camiasında, bu bilgisayar komutlarında da aynı şekilde geçerli. Bu işlem nasıl çalışır? Siz belirli bir rasyonel sayıyı belirli bir rasyonel sayılara çarparsınız, bölersiniz ve bu sayede aynı değeri elde edemezsiniz. Yani nasıl bunu yaparken daha iyi anlatırım. Ama özet geçme gerekirse Minecraft'ta örneğin bir dünya oluşturacaksınız ve bir dünya oluştururken Minecraft rastgele bir seed girer. Ve bu rastgele giren seed'i çarpar, böler, eşitler, bir daha böler, bir şeyler yapar, işlemden geçirir ve bu sayı her seferinde değişir. Ama siz buraya belirli bir değer girerseniz, örneğin bu bir değer ve bu değeri girersiniz, her seferinde bu değeri çarpar, böler, şey yapar, sonuç sürekli aynı çıkar. Ve bunu hem belirli bir değer verip hem de o sayıyı nasıl rastgeleştireceğimizi düşünüp bir şekilde bulmamız gerekiyordu. Bunu şöyle çözdük. Öncelikle bir skor tablosu oluşturalım. Objektif ADD RAS 1 Dummy. RAS 2 RAS 3 RAS 4 ve RAS 5. İlk komuta gelelim. Scoreboard players set et A bütün herkesin RAS 1'ini buraya şimdi ilk rasyonel değer yazacağız. Bu değer rastgele olması gerekiyor ve 7 haneli olması gerekiyor. Çünkü 7 haneyle 5 haneyle 6 hane arasında bu işlem gerçekleşecek. Mantığını anlayacaksınız. 7 hane rastgele bir sayı yazalım. 1, 3, 2, 7 kaç oldu? 4, 5, 6, 7. Rastgele bir sayı yazdım. Tamam. Önüne bir tane daha. Zincirleme. Her zaman etkin. Şimdi buraya da 5 haneli yazacağız. Scoreboard players. A set. Bütün herkesin. RAS ikisine. Buraya da 5 haneli rastgele bir sayı yazacağız. 1, 4, 5 kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bu da oldu. Bunu da kopyala. Yapıştır. Bu da 6 haneli olacak. Scoreboard players. ADD. Yok. Set. Bütün herkesin. RAS 3'üne. 6 tane rastgele bir sayı. 1, 3, 5, 8, 9 kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 6 tane oldu. En sonuncusu da, bu da en sondaki değeri bizimkiyle aynı eşdeğer kılacağız. Scoreboard players set at A RAS 4. Bu da 10. Yani 0 ile 10 arasında gidip gelecek. 0 ile 9 arasında, pardon, gidip gelecek. Hatta şunu 5 yapalım. Daha ne hatalarsınız. 0 ile 4 arası gidip gelecek şu an sürekli. Tamam. Şu anda hazır.
Bir adet buton alacağız elimize. Buraya butonu koyalım. Şimdi gelelim bunu çarpıp bölüm çıkartmaya. Bu tarz işlemleri yaptırmaya. Buraya ne yapıyoruz? Scoreboard operasyon yok. Players operasyon, operasyon mu artık nasıl okunuyorsa. Bütün herkesin RAS 1'ini çarp eşitle neye? RAS 2'ye. Yani ne oldu şimdi? RAS 1'imiz neydi? Bu komut. Bu komutu alıyor. Hani buradaki rasyonel sayıyı alıyor. Neye? RAS 2'ye. Yani RAS 2 ile çarpıyor. Ve bu sayede büyük bir değer elde ediyoruz. Tamam. Güzel. Üstüne bir tane daha. Yine aynı komutları yazacağız. O yüzden niye kırdım ben de bilmiyorum. RAS 1 değil. Yani RAS 1 aslında. RAS 1. Bu sefer çarpmak yerine çok fazla bir sayımız var. Ve bu sayının yüzdesini alacağız. Peki neyin yüzdesini alacağız? 3'ün yüzdesini alacağız. Yani şunun mesela şu kadar yüzdesini azaltacağız. Yüzdesini azaltmak nedir? Örneğin ben buraya 10 yazarsam. Onun %5'ini alacak olursam onun %5'i 5'tir. Onun %3'ünü alacaksam onun %3'ü artık kaçsa. Benim matematiğim burada bitiyor. Onun yüzdesini al. Neyin? RAS 3'ün yüzdesini alacak. Bu sayede ne olacak? RAS 1'i yüzde RAS 3'e kadar azaltacak. Ondan sonra bir tane daha koyalım. Bu da ne yapacak? Hayır, buraya değil bu. Yine aynı komut. Ve bu sefer RAS 5. RAS 5 ne alaka? Biz hiçbir RAS 5 yazmadık ki. Geleceğim. RAS 5, RAS 1. RAS 5'teki sayıyı çarp RAS 1'e. Bu da bize rastgeleştirici sistemi ortaya çıkartıyor. Yani bizim bir RAS 5 skorumuz var. Ve bu RAS 5 skorumuz kaç ise onu RAS 1 ile çarpacak. Yani sonuç 5 çıktı örneğin. 5'i 1000'e çarpacak. 3 çıktı diyelim. 3'ü 1000'e çarpacak. Ve bu sayıcı ne olacak? Bu sayı sürekli en sondaki sayıyla değişecek. RAS 5'i RAS 1 ile aynı sonucu çıkarttı. Ve gene geldik. Bu sefer RAS 5 1000'e ulaştı ya. RAS 5'imiz ilk başta şu an skoru 0'dı ya. Skor 0 RAM 1 ile çarpıldı. Ve ne oldu? 0'ı 1000 ile çarparsan gene 1000 sonuç ortaya çıkar. Güzel. Ve şimdi RAS 5'i RAS 4'ün yüzde kadarını düşür. Yani biz RAS 4'ü 10 yapmıştık. 10'dan %10 değeri kadarını düşürecek. 0 ile 10 arası bir sonuç çıkacak. Örneğin 3 çıktı. Artık RAS 5'imiz 0 iken 3 değerine sahip. Bir daha bu işlemimizi gerçekleştirdiğimizde RAS 5'i yani 3 skorlu RAS 5'i 1'deki sayıyla çarpacak. Ve çıkan sonuç daha farklı olacak. Onu da 4 ile bölecek. Bu sayı her seferinde rastgele bir sonuç ortaya çıkartacak. Deneyelim. Bakalım ne olacak. Tabi şu anda objektif set display CD per RAS 5. Şey ayarlandı. Her zaman etkin, 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 her zaman etkin. Bu da kızıl taş gerekecek, bu da kızıl taş gerekecek. Scoreboard objective set players set display players add bana RAS 5'ime D ekle, 1 ekle. Tamam. 1, 2, 3, 4 al ala. Scoreboard players yok. Objective set display list RAS 1. Şak. Ha, pardon. Bütün herkesin rasyonel 2 skoruna bütün herkesin rasyonel 3 skoruna bütün herkesin rasyonel 1 skoruna bütün herkesin rasyonel 4 skoruna. Tamam, pardon, benim hatam. Şunu bir sıfırla. 1 3 2 7 7 tane sayımız var. Bastık. Sayımız değişti. 0 oldu. Bastık. Gene 0. Gene 0. Yine 0. Sıfırına da sana da. 10.
Bu sefer nerede hata yaptım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Rast dörtte on. Rast beşi böl eşitle. Rast dörde. Başka bir komut yazılmıyor değil mi? Yok, böyle tamam. Bunları tek tek ben yazayım. Şak. Şak. Ve sonra bunu artık RAS 5 sıfırı çarparsak sıfırdır. RAS 5'i RAS 1 ile aynı değerde eşitle. Şimdi olması lazım. Sistemi sıfırla. RAS 5'i RAS tamam. Bir daha anlatıyorum. Fail ya. Bugün ne oluyor lan? Geldik. RAS 5'i eşitle RAS 1'e. Yani tamam. Tamam. Kafayı toparlamam lazım. RAS 1, RAS 2 ile çarptık. RAS 1'i RAS 3'ün değerine göre böldük. Ve sonra RAS 1'in değerini RAS 5'e aktardık. Yani RAS 1 şu ana kadar çarpıldı, bölündü ve çıkan sonuç RAS 5'e aktarıldı. Ve sonra RAS 5'te RAS 4 ile bölündü. Tamam. Deneyelim. 0 6. Sistemi bir sıfırlasana abi. 0. Ha, o zaman şansa 0. Pardon. Sürekli şansa da 0 denk geldi. 2 3 0. Yine şansa 0. Harbiden bu arada bu bir şans. Şunu hatta şöyle göstereyim. 10 yaparsak bunu. Çünkü 0 ile 4 arasıydı. 0 sistemi sıfırla. 0. Bu harbiden bak artık videom trollerim başlamayı düşüneceğim. 8, 0. Bunu da sürekli aynı çıkarsana lan. 100. Hadi bu 100'ü de sürekli aynı çıkar. 20, 60, 76, 52, 92, 48, 60, 20, 60. Bakın. Bunda bir sorun var gibi değil mi? Peki bu sorun ne olabilir? Sayılar arasında birbirine çok benzeyen rakamlar var. Bu yüzden rasyonel sayıyı etkiliyor. 5 haneli rastgele bir sayı ekle. 4'ü kullanma. 1, 3, 1, 2, 8. En sonunda 8 var. 1, 3, 1, 2, 6. Bunlar ne kadar birbirinden rastgele olursa... Aa, 1, 3, 1 değil bu. 1, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birbirinden ne kadar rastgele olursa o kadar kusursuz çalışır. 77, 43. 77, 48. 37, 25. Hemen bunu bir 10'la düzenleyelim bakalım. 43, 10. 1, 7. 3, 7. 8, 7. 5, 3. 0, 5. Daha çok rastgeleştirelim. Pardon. Aynen. Mesela burada örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedik. Burada 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Pardon. Burada 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Daha çok rastgeleştirdik şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Dediğim gibi ne kadar rastgele olursa sistemde o kadar rastgele çalışır. Ama sayılar birbirine yakın olursa sistemde o kadar rastgele çalışmaz. 7, 3, 0. Şimdi gelelim bunu şey yaptırmaya, komutları algılattırmaya. Nasıl algılattıracağız? Bir tane koyduk. Scoreboard, objektif, ADD. Ne scoreboard ya? Pardon. Execute, at i, at a. As et a skore skores eşittir köşeli parantez. Ondan sonra RAS 5 değerini
eşittir 0 ise örneğin run say 1 desin. Run say 1 desin. Tekrarlayıcı. Bunu böyle koy. Ve bunun önüne bunu koyduk. Ve ondan sonra say 1 diyecek. Ve hemen ardından scoreboard players set bütün herkesin run 5'ini. En son 10'du değil mi? Bu durumda bunu ayar. 11 yaparsak sistem çalışır. Tak 11 yükselir. RAS 5 eğer 0'sa RAS 1 yap. Aynen. Bunu kopyala. Yapıştır. Eğer RAS 5 1 ise 1 kalsın. 0'sa 0 yazsın. 1 ise 1 yazsın. 2 yazsın, neyse 2 ise. Bu şekilde yaptınız. Güzel. Koydunuz. 1 ile 3 arasında olsun. O yüzden 4 diyeceğim. 1 ile 3 arası oluyor şu anda. Bastım. Tak. Koşullu. Umarım sistemi bozmadım. 1, 0, 1, 1, 2. 2, 0, 1, 1. 1, 0, 1. Şu anda bu bilgisayar kodlama yazılımına döndü. Bu ne lan? 2 de çıkacak mı? Tamam. Gördüğünüz gibi sistem böyle çalışıyor. Peki, şöyle bir şey var. Bu RAS 5'i biz 11 yaptık diye bu sistem bozulmadı mı? Hayır, bozulmadı. Neden? En sondaki komut RAS 5'i RAS 4 sayını, yani 1, 2, 3 sayısına eşdeğer yapacağı için burada. Yani bu komutların bütün dizilimleri çalışıyor. Bu komut dizilimleriyle işimiz bitiyor. Bu komut dizilimleri başlıyor. Bu yüzden hata vermeyecek. En mantıklısı, en kolayı, en şeklilisi ve ayarlanması da en kolayı. Ben bunu 1000 yaparsam, basarsam 901, 802, 497, 593, 642, 10.000 yaparsam 5901. İstediğiniz kadar rastgeleştireceği bir sayı ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar rasyonel sayı ekleyebilirsiniz. Ve hepsi de rastgele olacaktır. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve daha fazla böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Ve aynı zamanda abone olarak diğer videolara bakabilirsiniz. Abone olması şart değil. Diğer videolara hala bakabilirsiniz. Sadece abone olursanız bildirim gelmiş olur. Evet. Ve beni mutlu edersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bir önceki videomu izlemediyseniz yükselen lavlar gelişme sistemli hali burada. Bu videomu da kaçırmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.